24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Millet İttifakı olarak seçimlere girmişti. İşte bu Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti bu seçimlerde birçok ilde ortak çalışıyorlar ve dün Denizli'de bu iki partinin ilk ortak mitingi gerçekleşmişti. Bugün Aydın'dayız. Toplumsal değişmenin çok hızlı olduğu bu günlerde en iyi dinamiklerin yer alabileceği, toplumun, halkın nabzının en iyi seçilebileceği parti olarak şu anda gözükebilen, yani evet iyinin ve kötünün en iyisi diyebileceğimiz şu anda CHP var burada. Ne yapmamız lazım Aydın halkı olarak da? Eğer hizmet istiyorsak, kesinlikle hizmet istiyorsak, iktidar partisi hangi ulusu olursa olsun ona oyumuzu vermemiz gerekiyor. Aydın'dan ne olacak abi? Ortalık çok parti oldu. Tam bir şey diyemeyeceğim. Biz MHP yönetiriz. AK Parti, MHP. Ya ben tekrar Aydın için değişmeyeceğini düşünüyorum. Genel Özlem Çerçioğlu'nun alacağını düşünüyorum burası için. Ben kendim Nazlı'dan geliyorum. Yani orada da değişeceğini düşünüyorum. Orası MHP'nin de. Fakat orayı da CHP'nin alacağını düşünüyorum. İşlenmedik bir su işim vardı. Özlem Çerçioğlu'na kadar geldim. Kapılarını hep kovdular. Bir senenin içinde 1 milyar 800 milyon lira benden para talep ettim. Özlem Çerçioğlu kazanmasın mı? İsterse kazanır, istemezse onu halk bilecek. Ben bilemem, doğru değil mi ya? Ben onun milletici değilim. Ama halka ezmelerine hakları yok. Belediye ilgili belediyenin iyi çalıştığını biliyorum. Güveniyoruz Özlem Çerçioğlu'na. Daha çok, daha iyi bir şeyler yapacağına inanıyorum. AKP ve MHP'nin oylarının bir bütün olarak seçimde yer alması her halükarda CHP'yi de zorlayacaktır. Çünkü daha önceki seçimlerde de gördüğümüz gibi Aydın'da en azından şey oldu. AK Parti'nin Aydın'da CHP'ye oy oranı çok yakındı. Ve nitekim de şu anda ittifak olduğu için bu daha önemli bir başarı sağlayabilir ittifak. Belediye Başkanı seçimden seçim geldi. Zaten dedim mi yüzüne aman 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 dedim. Aman dedim. Beğenmem dedim. Ya ben genç olarak gençlere çok fazla fayda sağladıklarını düşünüyorum yani. Özellikle Aydın 4-5 yıl içerisinde biliyorsunuz üniversite şehri için çok ideal bir hale geldi. Hani çok fazla nasıl desem öğrencilere çok az kolaylıklar sağlanıyor. Ben o yüzden oyumu bir öğrenci olarak tekrardan CHP için kullanacağım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Aydın Belediye Başkanı ve aynı zamanda yine adayı olan Özlem Çerçioğlu için oy isteyecekler. Ancak 2018 seçimlerinde bu iki partinin oyu %50'nin üzerindeydi. Bu seçimde de bunu korumayı ve Özlem Çerçioğlu'nu Aydın'ın yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirmeyi hesaplıyorlar. Sizin fikirlerinizi, sizin düşüncelerinizi almadan hiçbir şey yapmadık. Yani biz Aydın'ı sizinle beraber yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde de sizinle beraber yönetmeye talibiz. Gençlere sesleniyorum. Önce sandığa gideceksiniz. Arkasından yerel seçim olarak değerlendirip bir fırsat olarak görüp o kulağa çekeceksiniz. Benim muhatabım olacak kişinin dürüst adam olması lazım. Benim muhatap olacak namuslu adam olması lazım. Bay Kemal Örmen